geçtiğimiz ay açıklanan sinema, tiyatro gibi yerlere girişte aşı zorunluluğu istenmesi umduğumuzdan çok daha fazla etkiledi bizleri. Aşının özendirilmesi adına yapılan bir işlem olduğunu farkındayız. Takdir de ediyoruz bunu. Ancak çok farklı tepkilere yol açtı. Birincisi seyirci gözünde bir tek sinemalarda, tiyatroda istenirse demek ki en riskli yerler burası algısı yarattı maalesef. Halbuki bu zorunluluğun istenmediği AVM'ler, restoranlar, kafeler, dikkatinizi çekiyorum, çocuk oyun alanları, bunlar serbest, her türlü düğün, dernek, toplantı de serbest. Ama gel gelelim ki sinema, tiyatro gibi yerlerde aşı zorunluluğu geldi. Halbuki sinema bütün bu saydığım yerlerin hepsinden daha az riskli. Nihayetinde oturuyorsunuz ve şey yapıyorsunuz, yani hiç mesafeli bir şekilde oturup ara verip 2 saat boyunca filminizi izliyorsunuz. Yani yeme içme çok keyfi, yemesiniz de olur, hareketli değilsiniz. Bu şeyin çarpıklığı şey yapamadık, bir türlü anlamlandıramadık. Bunun rakamsal yansıması da şöyle oldu. Yani sahada yaptığımız şey %30 oranında direkt geri dönüş var gişeden. Bu geri dönüşler bir de seyirci memnuniyetsizliği olarak, yani bir takım tartışmalar eşliğinde seyircimiz geri dönmek zorunda kalıyor. Bir de sinemalarda aşı isteniyormuş, demek ki oralar güvenli değilmiş veya benim aşım yokmuş diyerekten hiç evinden sinemaya gelmeyenleri de kattığımız zaman %40 oranında bir düşüş var. Bir de bunlara bağlı olarak siz bir yapımcısınız, film çekmişsiniz, vizyon için planlama yapıyorsunuz. Sinemaya erişimde bir güçlük var, bir engel konulmuş. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Ben filmimi bekleteyim. Ocak, Şubat, Aralık, yani Mart, belki bir sonraki 2022'ye kadar ilerleteyim diyorsunuz. Bir de böyle ölçülemeyen bir de problem yarattı bu iş bizde. Zaten biz yaz ayları zaten 2 yıllık, hatta bizim krizimizi 3 yılı da diyebiliriz. Çünkü ondan önce de 2019 yılında yapımcılarla bir filmlerin vizyonunun ertelenmesine yol açan bir kriz yaşanmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla 3 yıl üst üste kötü geçen yıllar var. Böyle bir sektör hayal edin. Özellikle sinemalarımız zor durumda bundan dolayı. Büyük zincirlerimiz artık lokasyon kapatmaya başladılar. Zaten bir kısmı hiç açmamıştı daha yaz aylarında. Küçük sinemacılarımız batma aşamasında, iflas aşamasındalar. Bunların batmamasının tek nedeni 2021'in Mart aylarında Kültür Bakanlığı tarafından 100 bin lira gibi bir hibe destek verildi. Belki takip etmişsinizdir. Bu destek bu tarz lokal bağımsız sinemacılar için açıkçası bir can suyu oldu. Ama tabii işler düzelmedikten sonra hazıra daha dayanmaz malumunuz. Şimdi geldi yine bizim arkadaşlarımız iflas aşamasında. Bütün toplu alanlarda bu yapılan uygulamanın aynısı bize de uygulansın. Yani şahıs PCR pozitif değilse, COVID pozitif değilse sinemaya girebilsin. Ya da yani böyle bir aşıya yönlendirme varsa her yerde aşı zorunluluğu getirsin. Yani sinema daha tehlikeli bir yer, daha riskli bir yer algısını yaratmaya meydan verecek bir işlem yapılmasın. Eğer olmazsa zaten bizim çok da böyle bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Zaten 1-2 hafta içinde tekrar kapanmaları, iflasları çok rahat bir şekilde duyacağız. Yani işin doğal akışı oraya gidiyor zaten. Çok da böyle özel bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Aşı zorunlu olmalı diye bir şey yok. PCR zorunlu olmalı diye bir şey yok. Eğer böyleyse metrobüslere de aynı şekilde olmalı. Çünkü onlara sadece HES koduyla girilebiliyor. Ki orada herkes dip dibe, üst üste saatlerce yolculuk yapıyor. O yüzden bana göre mantıklı değil. Bence yapılmalı. Eğer Türkiye'de aşıyı herkes yapıyorsa sinemaya giden kişiler de yaptırmak zorunda. Sonuçta sağlığımız için eşimize, dostumuza, akrabalarımıza zarar vermeme açısından gerekiyorsa vurulmalı. Bu uygulama mantıksız. Yani sanmasınlar ki 20 ile 30 yaş arasındaki jenerasyon bir şeyin farkında değil. Biz her şeyin farkındayız. Çok da idraklıyız, çok da bilinçliyiz. Yoldaki çocuk da biliyor. Yani bizler toplu taşıma kullanıyoruz, AVM'lere giriyoruz. Ben aşı da olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Beni sinema salonuna almadıkları zaman elimden gelen sivil toplum bireyi olarak neyse elimden geleni de yapıyorum. Beni rahatsız ettikleri gibi ben de onları rahatsız ediyorum.
yapılan algoritma tamamen toplumların ve bireylerin haklarına tecavüzdür. Başka hiçbir şey değil. Normalinde aşı olmak şart ama PCR testi de yapmak, yani yapılsa iyi olur. Ama her seferinde nasıl yapılacak, nasıl, ne zaman çıkacak? O biraz muamma, sıkıntı. Hepsini kapansın ve hepsi açılsın. Şimdi sinemalar bir taraftan kapanmış. Bakıyorsun böyle kafeler açılmış. Millet yan yana toplanıyor. Kapalı alanda maskeyi takan yok. Mesela kafede insanlar yemek yediğinde veya çay içtiğinde maskeyi takmıyorlar. Ya bence çok saçma bir şey bir yandan. Ya hepsi kapansın veya hepsi açılsın. Yani sinemaya gitmek istemiştik bir ara toplanıp. Sonradan PCR testiyle aşı zorunluluğu olduğu için, ki benim de aşım olmadığı için, bir gün öncesinden PCR testi yaptırmam lazım. Ama gidemedik yani. Sanatçılara yapılan bir savaş gibi bir şey. Çünkü alışveriş mağazasında sanki ya aynı şey yani, anladın mı? Alışveriş mağazasının içinde sinema var. Yani ilk önce alışveriş mağazasına giriyorsun, orada PCR test zorunluluğu ve aşı zorunluluğu yok. Orada alışveriş mağazasının içinden sinemaya girerken PCR testiyle aşı zorunluluğu var.